2-3 gündür YouTube'da su yok. Hani şurada da bitti. Bize getirilen şeyler oluyordu. Damacana var oluyordu. 2 gündür onlar gelmediği için. Böyle işte. Bir sürü su aldım. Lan su gitti. Neyse alırız onu. Daha sonra dedim ki bir tane proteini bisküvi alalım. Aldım. Ama bunu alamadım önce. Proteini bisküvi alayım dedim önce. Sonra bir baktım 32'de bu varmış. Hiç sevmem bir de. Hiç de sevmem. Şimdi bir tane su kayıp. Nerede acaba? Oo sonu gitmiş lan. İyi çıkmış. Hop. O kadar yoğun hissediyorum ki kaç gündür vlog editleyemiyorum daha. 40. vlog editleyeceğim de. Lafım neyse. Çok üşendim kapatmaya. 2 adımlık yok. Öf. Bu herhalde 42. vlog olacak. Daha 47 diyeceğim. Daha sonra 41'in videolarını bilgisayara atacağım. Çok yavaş işliyor şu an. Ama elimde değil. Keşke daha fazla bir şey yapabiliyor olsaydım. Orada da saçıma bakıyorum. Garip duruyor. Ben burada kapıyorum videoyu. Selamlar herkese. Hızlı hızlı toparlanmaktayım. Çünkü bir injeksiyon dersim var. Onu almak için yetişmem gerekiyor. Yaklaşık saatim nerede? Yaklaşık 15 dakikam falan var. Rahat yetişirim aslında eğer. Yetişirim her türlü de yine de bir acele etmek istiyorum. Geç kalmak istemiyorum. Burada işte iğnelerimizi, şeylerimizi falan var. Burada işte iğneler. Yapay deri veya deri niyetine kullanacağımız bir şeyler. İlaçlar, bandaj bir şeyler var işte. Bu iğneler de beni bayağı bir korkutuyor bakalım. Nasıl geçecek çok merak ediyorum. Odam yine dağınık. Evet. Yine tahmin edebileceğiniz gibi burada da gelen çamaşırlar var. Temiz çamaşırlar. 2 gün oldu bunları teslim alalı. Aile dolma yerleştirmedim. Çünkü üşeniyorum ve zaman ayırmıyorum. Şunları da yerleştirdik mi? Geriye hiçbir şey kalmıyor sanır. Bu arada hop, bir yandan da işte öğle aramı video editine ayırdım. Yaklaşık 2 hafta kadar önce yüklemiş olmam gereken bir vlogtu bu. Ve ardından hemen sonra çektiğim bir vlog daha var. Onu da yine bu hafta içerisinde yüklemiş olmam gerekiyordu. Hatta geçen hafta yüklemiş olmam gerekiyordu. Bu komediye başladığımdan beri ve yoğun çalışmak cümleleri bile yan yana ekleyemiyorum artık. O kadar şey geçti yani. O kadar beceriksizleştim bu birkaç haftada. Instagram'dan da mesaj atanlarınız oluyor böyle. Ne zaman gelecek yeni video? Gelecek. Çektikçe yeni video gelecek. Videoyu artık ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bugünün tarihi 24 Şubat. Arka arkaya 3-4 gün herhalde vlog yükleyemem. Bunu siz en iyi ihtimalle haftaya bugün falan izliyor olursunuz. Çünkü bunun editinin yetişmesi cumartesi akşamını bulur. Cumartesi akşam anca izlersiniz bu vlogu. Şu an editliyor olmuş olduğum vlog. Onu cumartesi izlersiniz herhalde. Daha sonra pazartesi, salı, çarşamba. Çok stresli yapıyorum bununla ilgili. O zaman gidiyorum. Benim önceki tripod kırdım geçenlerde. Sonra gittim öyle ahtapot aldım. Bakalım farklı açılardan daha iyi çekebileceğim herhalde. Önceki tripod kadar uzamıyor ne yazık ki. Çok uzaktan hani atıyorum. Bunu yükseltip çekemem. Bunun maksimum yüksekliği bu şekilde oluyor. Elimde tuttuğum gibi. Bakalım bunu da elimden geldiğince farklı açılarda bir şeyler çekeceğim. Kaputun kolları elverdiğince. Oranın hiçbir şey yapmıyoruz. Hadi gidelim. Set modalarına geçiyoruz. Ben biraz geciktim. Uygulama esnasında pek bir video çekemedim. Çünkü uygun bir ortam yoktu. Dolayısıyla burada size az çok ne yapıldığını ve ne yaptığımızı göstermek istiyorum. Öncelikli olarak bize maketler verdiler. Mesela şu benim üst kolum gibi deltoid muscle'ın olduğu veya normal. Mesela kolumun olduğu bir maket vardı. Daha sonra popomun olduğu bir maket vardı falan. 4 farklı aşılama tekniğini ve yapılan yerleri falan öğrendik. Burada da elimde yapay bir deri görüyorsunuz. Şöyle bir yapısı vardı onun da. Tabii biraz daha sert ve şeydi işte. Neyse.
İşte buradan dik açılı olanlar oldu. Yandan yaptığım oldu falan. Tabii bu enjeksiyonu yapmadan önce böyle bir ilaç hazırlamayı öğretti. İlaç hazırladıktan sonra şimdi çektik falan. Daha sonra enjeksiyon uyguladık. Böyle bir ders oldu. Güzeldi. Eğlendim bayağı. Ve bayağı da bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bakalım. Bu buraya da yapışıyormuş zaten. Oynamasın falan diye. Ama da bayağı bir şeyler yaparım. Sizi görmüyorsunuz. Bir saniye. Bunun böyle şeyleri olduğu için böyle atınca yapışıyor. Buraya bir yapayım ya. Bir enjeksiyon yapayım. Birkaç tane enjeksiyonum vardı. Enjektörüm var zaten yeteri kadar. Tabi eldiven takıyoruz tüm süreç boyunca. Ama bunun için eldiven harcamak istemiyorum. Bunu açarken şu şekilde dikkatli olmamız gerekiyor. Bu iğneyi bize batırabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz bir ucu şey oluyor iğnelerin. Odaklayabilirsem eğer. Bir ucu şu şekilde delik oluyor ve daha eğik oluyor. Burası hep yukarı tarafa doğru bakacak. Böyle bir tekniğimiz var. Önce atıyorum 2 mililitrelik kadar bir ilacımızı enjektörümüze çektik. Ve daha sonra derinin içerisinde şu şekilde yerleştiriyoruz. Mesela 45 derecelik bir açıyla gelmek istiyorum ben. Bunu bu şekilde de yerleştirebilirim. Veya kalem tutar gibi. Farklı pozisyonlar var. Kalem tutarak gibi olan daha kolay oluyor. Şu şekilde yerleştiriyorum mesela. Daha sonra veriyoruz ve çekiyoruz falan. Temizliyoruz vesaire. Oo, hiç iz kalmadı. Güzel. Şimdi 90 derecelik açıyla olan da var. Bunu yine şu yukarı bir şekilde olacak şekilde bölgeyi geriyoruz tabii ki. Yerleştiriyoruz. Şeyimi yaptım ve gitti. Tabii ki buradaki yüzey çok dar olduğu için istediğim kadar derine inemiyorum. Şimdi son bir tane daha göstereyim. Bu oldukça yüzeysel olacak. O yüzden bunu biraz şöyle kaldırmamız gerekiyor. Burada bayağı derinin çok üst bir kısmında iğnemin ucunu görebilecek kadar bir derinliğe sokuyorum. Buradan hava çekemiyorum. Burası baloncuk olacak şimdi. Seyirin. Sizi biraz daha yakın almak istiyorum. Şuraya girmiştim. Bir yanına gireyim aynı şekilde. Oldukça yüzeysel girdim. İğnemin ucunu mesela görebiliyorsunuz buradan. Baktığınız zaman. Biraz daha girelim. Şimdi havayı veriyorum ama burada kaçacak delik olmadığı için çok yüzeysel girdim. Biraz zorlandım. Şimdi biraz daha derine girince işte buradaki süngere geldim. Süngere gelince de havayı verdi. Böyle küçük iz kalıyormuş böyle ama böyle 45 dereceyle falan girersem yine iz oldu. İlginç, az önce iz yoktu. 90 derecelikle girince iz olmuyor tabii ki. Delik deşik oluyor ama. Bakalım zaman ne olacak. Şimdi bunu elimize hiç sıkıntı yaşamayalım. Anlayacağınız böyle bir dersti. Güzel bir dersti. Bayağı eğlendim. Gittim pizzamı aldım geldim. Sonra hazır dedim. Hani bir sürede sufresini yemiyoruz. Bir de sufresini alayım dedim. Bir de sarımsaklı ekmeği güzeldir. Bir de sarımsaklı ekmeğini aldım. Bunlar zaten ıslak peynir. Hatta geldi pizzamız. Dizimi de açtım. Mükemmel bir gün olacak inanıyorum. Islanmış. Kötü. Put me back in coach. Butchered hockey, football and baseball in one sentence. Impressive. Valla 10 numara pizza yedim ama şimdi tekrar derslere falan dönmem gerekiyor. Şimdi burada işte o yaptığım enjeksiyonla ilgili bir şeyler var. Bunları bir doldurmam gerekiyor benim. Daha sonra burada da bir yapmış olduğum program var. Özellikle yeşillere öncelik vermeye çalışıyordum. Bakalım odunu toparlayacağım. Çamaşırları katlayacağım falan. ICP lab tekrarı. Bu da göstermelik video çektim zaten. Bunlara birazdan tik atacağım. Neyse. Benim en çok üşendiğim iş bunlar. Bunları burada kaldırıp katlayacağım. Yerleştireceğim. Daha sonra burayı bir el atmam gerekiyor. Bunu yapmaya aşırı üşeniyorum. Muhtemelen sarkacak ve ben bunu yapmayacağım gibi duruyor. O yüzden zaten şimdiden iki tane test gitti. Ertelendi yani. Saat de biraz geç olmaya başladı. Çok geç değil de hani sabah saat 9'da ders olduğumu bahsedecek olursak 1 gibi falan en geç uyumam gerekiyor. Yaklaşık 1 saatim var. O 1 saatte de bakalım burada neler yapabilirim. Göreceğim. Şunu bir yapayım. Ondan sonra bakarız. Bunu hallettim arkadaşlar. Çalıştım bununla. Ben uyumaya gidiyorum. Bunları da artık sandalyeye falan atarım. Başka bir yere toparlarız. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Kim uğraşacak şimdi temizlemeye?
Dün canım filtre kahve çekmişti. Buzlu filtre kahve. Sonra baktım böyle dolabımda buz yok. Nasıl olacak? O zaman olmayacak. Kafasına girmiştim. Şimdi dün biraz buz hazırladım. Yani buz olması için bir miktar suyu dondurdum işte. Buz haline getirdim. Şimdi de kahveyi yapıyorum. Daha ders başlamadı bile. İşin komik tarafı benim şeyim yoktu. Buz yapabilmek için kalıbım yoktu. Nereden yaptığımı size göstereceğim. Bu kadar su yeter herhalde ya. Biraz karıştırmak lazım bu şekilde. Biraz demlendikten sonra bu burada bir miktar kalacak şimdi. Daha sonra halledeceğiz. Oldu bence ya, bu kadar yeterli. Şimdi size yapmış olduğum buzları göstereceğim. Bir tanesi şu burada poşetin içinde. Alamayacağım gibi. Bir tanesi de bu. Bakın. İlk buzum bu. Kalıbım yok demiştim. Diğerlerini de bir poşeti üçe bölerek yaptım ama biraz hata ettik sanırım. Bunu buradan ben alamam. Mümkün değil artık. Bunu buradan alamayacağım sanırım. Neyse. Su da soğumamış. Neyse, bakacağız, halledeceğiz şimdi. Oradaki buzu ne yazık ki çıkaramadım. Yapışmış artık. Yaptık bir hata. O buzu artık benim hani sırf kullanmak için değil, orada bir yerimin açılması için de sökmem gerekiyor. Ama ne yazık ki öyle bir şansım kalmadı gibi bir şey oldu. Bakalım. Bir yere hallederiz. Hiç böyle estetik bir video çekemedim. Kusura bakmayın. Çok uğraştığımı söylenemez ama elimden bu kadarı geliyor maksimum şu an için. Bu da yani ice coffee değil. Ben size söyleyeyim. Ilık kafe. Nice. Sabahki olan ilk iki ders bitti. Şimdi bir tane derse daha girdim. 10 dakikalık moladayız şu an. Ve ben acıkmaya başladım. Daha yeni kahvaltı ettim. Hani çok bir şey yediğimi söyleyemem ama genelde öyle bir kahvaltı ettiğim zaman genelde bu saatlerde yine acıkmıyor oluyordum. İşte 12-1 gibi acıkmıyorum. Yani 12 gibi acıkmıyorum. 1 gibi zaten acıkmaya başlıyorum. Ve zaten o bizim öğle molamız olduğu için o saatte gidip yemek yiyip geri dönebiliyordum. Ama şimdi açım. Bakalım bunu yesem beni doyuracak mı? Aç olmamın sebebini belki kahveye bağlıyorum. Bilmiyorum, sabahları çok kahve içen biri değilim. Genelde akşamları falan içerim veya atıyorum yemek arasında içerim. Yemekten çok sonra içerim falan. Tok tutar o zamanlar hani içtiğimde de, ama şu an acıktırdı garip bir şekilde. Belki de acıktıran şey o değil, başka bir şey. Bakınız hala kaldırmadım. Bunlar kalacak demiştim ve kaldı. Bakalım, bu üçüncü vlog. Sıradaki üçüncü vlog. Bugün bir vlog yine editlemem gerekiyor falan filan. Bugün de spora da gideceğim. Vlog da editleyeceğim. Derste çalışacağım. Nasıl yetiştireceğim bunların hepsini hiç bilmiyorum. Ama bir tane vlog artık elimden çıkarmak istiyorum ki rahatlayayım. Kanal da rahatlasın. 2 hafta oldu, 3 hafta olacak video yükleyemiyorum yani. Çok kötü. Kanal için çok kötü bir şey bu. Umarım aktiflik falan düşmez. Uğraşacağız bakalım. Keşke buradan dersi dinleyebiliyor olsaydım. Ekranım buradan bakınca çok küçük duruyor. O yüzden buradan ders dinleyemiyorum ne yazık. Mis gibi olurdu valla. Alırdım tabletimi de kucağıma böyle. Burada çalışırdım. Çalışmazdım. Muhtemelen 15. dakikada falan uyurdum ama olsun. Yine de güzel olurdu. Derste o kadar çok şeyin altını çizdim ki şuradaki çizgilere bakın. Şurada da yazımı falan görebilirsiniz. Temizledikçe bu hale geliyor. Bunu böyle sonsuza kadar temiz tutacak bir jelatinimsi bir şeylere ihtiyacım var. Neyse. Şimdi hemen hazırlanıp yemek almaya gideceğim. Daha sonra geri döner. Belki de yemekhanede yerim, belli değil. Ya bu vloglarım benim bu skala içerisinde sıkışıp kaldı arkadaşlar son birkaç haftada. Çektiğim vloglar zaten 3 tane çektim. 3'ü de aynı şekilde. Dersle başlıyorum, yemeğe gidiyorum. Yemeğimi alıp odaya dönüyorum. Derse devam ediyorum. Sonra yine acıkıyorum. Daha sonra yine yemek alıp geri gelip yemek yiyip daha sonra yine derse giriyorum. Tabii aralarda spora falan gidiyorum ama
Bir de arada bir kahve içiyorum, arkadaşlarımla takılıyorum. Ama bunları her zaman video çekemiyorum. İlgi çekici bir şey yok artık. Olanı da her zaman çekemiyorum. Neyse ben gidiyorum. Hadi hadi. Hatırlarsanız önceki vlogumda ne zaman vlog çekmeye başladım ve o gün yemek alsam o gün hindik külbastı çıkıyor ve hindik külbastı alıyorum diyorum. Yine vlog çekiyorum ve yine külbastı çıktı. Alın size kanı. Bak kanka külbastı. Tertemiz. Şimdi diyeceksin ki sürekli çıkıyor, her gün çıkıyor. Yok abi, her gün çıkmıyor. Haftada birkaç kere çıkıyor olabilir belki, emin değilim. Ama çok sık çıkmıyor yani, tahmin ettiğiniz kadar. En azından videolarda gösterdiğim kadar sık çıkmıyor bu. Arkadaşlar aşırı mutluyum. Vikings'in devam dizisi gelmiş. Ben bunu geçenlerde görmüştüm. Karşıma çıkmıştı. Şimdi bütün sezon çıkmış. Yani ilk sezon çıkmış. Bakalım nasıl olacak şimdi. Bu Vikings'den 100 yıl sonrasını anlatıyor. Tabii ki bizim alıştığımız Björn karakterleri falan Ragnar'ın oğulları olmayacak. Herhalde Ragnar'ın oğullarının oğullarının oğullarını belki bir ihtimal görürüz veya muhtemelen hikayelerini falan duyarız. Aşırı hype'lıyım şu an. Çok hype'lı değil. Bir saniye. Çok aşırı hype'lı değilim ama bakalım. Yüklenirse eğer izleyeceğim. Başladı. Yurt interneti kötü ya bu aralar. Geç yüklüyor. Şimdi seçmeli dersim var. Ona katıldım. Almancı gerçekleştirmek için oluşturulmuş. Bugünün düşünme sorusu bu olacaktır herhalde. Saat 8.30. Spordan anca çıkabiliyorum. Şimdi odama gidip köfte pişirip yemeye falan kalksam benim bir yarım saat 40 dakikam falan gidecek. Daha köftenin de biraz erimesi gerekiyor. Yanına da bir şeyler yapmak lazım işte, pilav veya makarna. Geç olduğu için ve benim de ders çalışmam gerektiği için tavuk pilavcıya gidip tavuk pilav alacağım. Şimdi bu geceyi böyle geçireceğim. Artık yarın spordan sonra köfte yapmayı düşünebilirim. Bu gecelik böyle olacak. Bacaklarım titriyor şu an. Daha erken gelebilirdim ama kubbede biraz fazla vakit geçirdim. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar fazla. Daha sonra gelirken de oyalandım derken böyle 8.30 gibi, normalde 6.30 gibi falan bitecekti benim işim. Köftemi yaparız en kötü 8 gibi. Dersim oturur, ders çalışmaya başlayacaktım. Ama dediğim gibi hadi alalım pilavımızı da gidelim dizimizin eşliğinde yemeğimizi yiyelim. Ben
Soğuk pilavı alıp geldim direkt. Hiç video falan çekemedim. Adamlar bana siyah kaşık verdi böyle. Siyah plastik kaşık. Aşırı havalı. Baksanıza. Aşırı havalı duruyor. Beyazlara göre daha kalitesiz gibi ama. Aşırı havalı yine de. Şimdi normalde ben bir sürü pul biber, karabiber falan döküp yiyorum da. Şimdi üşendim gidip dolaptan almaya. Bir iki kaşık yerim muhtemelen. Sonra gider yine şey yaparım. Muazzam. Ama kesinlikle buna bir pul biber bir şeyler atmam lazım. Üşeniyorum falan dedim ama gidip aldım bir sürü. Bunların hepsini dökeceğim şimdi içine. Netflix'e neden bağlanmıyor? Çok daha iyi şimdi. How may we be of service? I understand that you have knowledge of the English defenses, especially around. Benim bir videom tutmuş. 262.000 falan izlenmiş ama 1500 falan beğenisi var. Garip böyle arada videolarım tutuyor. Ama Reels'te ilk defa bu kadar yüksek bir sayıda izlenme kazandım. Yani elde ettim daha doğrusu. Hani TikTok'ta bile en yükseği şu an 326.000 mi ne? Yani onu bile geçecek gibi duruyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bakalım nasıl olacak. Reels'e dair içerikleri üretiyorum. Açıklama kısmından bulabilirsiniz veya sağ üstte eklediysem. Dediğim gibi sadece YouTube'da değil farklı platformlarda da sürekli içerik üretmeye çalışıyorum. Bu arada biraz ders çalışıyorum işte. Slide okuyorum falan. Pek ders kaydı dinleyesim yok. 1-1.5 gibi falan uyurum. Yarım saat, 1 saat sonra falan uyurum işte. O zamana kadar da bir şeyler okumaya çalışacağım. Buraları çekmem muhtemelen sabah. Tekrar kayda girecek olursam girerim, girmezsem de zaten bu vlog burada bitiyor gibi bir şey. Öyle yani.